Makattaki yırtık ya da çatlak anal fistürdür adı. Kronik anal fistür, yani şöyle senaryoyu çizelim. Diyelim ki bir kabızlık oldu. Çok zorlanarak tuvalete çıktı kişi. Evet. Ağrı oldu makatta. Ve de kanama da olur genelde. Kan gördü. Ondan sonra önemsedi ve doktora geldi. Kontrolleri yapıldı. Ben ileri yaşlarda mutlaka hemoroid için diyorum. Onu söylemeyi unuttum. Yani her makattaki kanama hemoroid ya da fistür demek değildir. Polip olabilir, tümör olabilir, kansere doğru giden bir şey olabilir. İleri yaşlarda özellikle, yani çok da ileride değil, 35-40'tan sonra mutlaka bir rektoskopi ya da daha ileri yaşlarda kolonoskopi yapılarak hem bağırsağın genel kontrolü mutlaka öneriyorum, hem de hemoroid hangisi kanıyor, başka bir şey var mı yok mu, bir kafa netleşmesi lazım. Ona göre tedavi düzenlemek lazım. Şimdi diyelim ki çatlak oldu, bakıldı ve çatlak tespit edildi. Hızla tedavi yapılır ise, kişi de dikkat ederse, işte kabız olmamaya, diyetine falan, o çatlak vücut kendini onarır. Bunun için 1,5-2 aylık vakit vardır. 2-3 ayı geçtikten sonra o çatlağın oluştuğu yerde ortada bir fibroz doku oluşur ve iki yara dudağının bitişmesini engeller. Bu giderek derinleşir. Her tuvalete çıktıkça ağrı olur. Ağrı oldukça makata sıkan kaslar kalınlaşır. Böyle bir kısır döngüye girer. Ve ona işte lazerli veya lazersiz bir ameliyat yöntemiyle makata sıkan o kaslar biraz gevşetilir. Ölçümlerle falan. Yırtık temizlenir. Ve bu şekilde bir operasyonla müdahale etmek gerekir. Çünkü işkenceye döner.